Selamun aleyküm. Kangal Macera YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Azat. Yeni bir içerikle yine ilerleyiz. Arkadaşlar ilerimizde bir mağara var. Şu gördüğünüz kayanın altında bir mağara var. Ben bu mağarayı 2 ay önce görmüştüm. Bugün girmek istedim. İlk defa bu mağara gireceğim. Sizlere de göstermek istedim. Hep birlikte birazdan içeriye gireceğiz. Girişi çok geniş ve büyük görünüyor. İleri nasıl olacak bilmiyorum. İleride mağaraya düştüğümüzde, mağaraya girdiğimizden ilerimizde geniş alan mı olacak, küçük alan mı olacak, neler olacak, neler bitecek bilmiyorum. Biraz sonra hep birlikte göreceğiz. Koyunlar da şurada. Arkadaşım da şurada koyunları başına duruyor. Şu an eşeğe binmiş gördüğünüz gibi. Yeşillik de çok güzel yeşermiş. Arkadaşlar düşünsene de, ben bu mağaraya giriyorum. Bir 20 metre mağaranın içinde ilerliyorum. Bir anda deprem oluyor. Her yer kapanıyor. Ve sonra çıkamıyorum, öylece kalıyorum. Sonra telefon şebekesi de çekmiyor. Şimdi mağaraya girersem, İki adım attığım anda şebeke çarpı düşer, tamamen şebeke kapanır. Yallah. Şimdi hadi girelim. Bakalım bugün bizi ne maceralar bekliyor. Wow. Bir arkadaşlar, biz şu an tam mağaranın girişindeyiz. Mağaraya girmeden önce kanala abone olup ve videoya beğeni atmayı unutmayınız. Abone olmuşsanız videomuz başlasın. Evet, giriyoruz şu an. Şurada bir sürü uzun okulu kirpi dikenleri var. Görüyor musunuz? Her zamanki gibi elimde baston. Sol elimde baston, sağ elimde kamera. Her zamanki gibi. Sırtlanların yaşadığı mağara. Gelende böyle oluyordu. Duyduğum şeylere göre sırtlanlar böyle mağaralarda yaşıyormuş. Yavaş yavaş karla her yer karanlıklaşıyor. Flaşı açalım. Kayanın her yeri damlıyor. Burası baya geniş. Girmeden önce buralara dikkatli bakalım. Hayvan ayak izleri var mı? Bakın arkadaşlar, burası çok tehlikeli olabilir. Her yer damlıyor. Bakın arkadaşlar, yavaş yavaş burası küçülüyor. Şunlar da nedir böyle? Bu otları yabani hayvanlar buraya koymuş olabilir. Gerçekten burası tehlikeli gibi görünüyor. Gittikçe küçülüyor. Bu da nedir böyle? Her yer sinekle dolu. Arkadaşlar girelim mi?
Kameranın camı sanki buhar tutmuş. Bir şey görünüyor mu? Heh, oldu. Bu saat nerede nedir böyle? Biz nereye gittik böyle? Aşırı derecede yarı sesler geliyor gibi. Yürümeye devam. Vay 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 vay. Yallah, şunlara bakın ya. Burası tamamen yarasa ile dolu. Şurada da bataklık gibi. Şurada bataklık var. Biz buradan galiba geçemeyiz. Tek olduğumuz için. Şimdi bataklıkta kalırsak şebeke de çekmiyor. Biraz şöyle gidelim. Sizlere yarasaları yakından göstereyim. Şuna bak nasıl kanadını açıyorlar. Eminim ki şu tarafta aşırı dereceden vardır. Sizlere tavanı da göstereyim. Arkadaşlar, şuraya şu karşıya çok geçmek isterim. Ama gerçekten gidemiyorum. Bakın. Lan bu sineklere bakın ya. Geçiktir gidin lan. Hadi lan. Şurası bataklıdır. Bataklık. Şurada bataklık var. Gidemiyorum. Böyle gidelim. Ya bu bataklık. Bakın basınmak geliyor. Arkadaşlar geri gidelim mi? Bakın şurada bataklık var. Gerçekten karşıya geçeceğim diyorum. İsterseniz bir deneyeyim. Bakın. Bakın. Bastonu nasıl batırılıyor. Geri gitmeye düşünüyorum. Burada arkadaşlar geri dönüş yapıyoruz. Fazlasıyla gidemiyorum. Bir de koyunlar da vardı. Koyunlar şimdi ne yapıyor? Onu da bilmiyorum. Şimdi geri gidiyoruz. Burası. Bu kadar derine gideceğini bilmiyordum. İlk defa arkadaşlar buraya giriyorum. Burası belki daha da gidiyordu. Bu bataklık ve su çamur yüzünden fazlasıyla gidemiyorduk. Arkadaşlar, sizden yorum bekliyorum.
Şuraya bakın ya. Ya bu. Bakın şurası çökülmüş gibi. Buradaki toprak tamamen çatlamış. Vay be. Kamera da iyi değil. Hep birlikte güzel bir macera yaşadık. Şöyle gidelim. Arkadaşlar, gerçekten böyle gibi yerlerden, böyle gibi mağaralardan sırtlan çok olur. Ayı, kurt çok olur. Şimdi oradan yavaş yavaş çıkıyoruz. Gerçekten aşırı dereceden içinde yarasa vardı. Sesleri duyuyor muydunuz bilmiyorum. Ama gerçekten aşırı derecede yarasa vardı. O da biz fazla gitmedik. Fazla gitseydik kim bilir daha neler görecektik. Oh be. Ha bir de mağaranın içi gerçekten çok soğuktu arkadaşlar. Çok serindi. Ama o bataklık bırakmadı. O bataklık olmasa daha da giderdik. Ben tek olduğum için şimdi o bataklıkta geçmeye çalışsaydım, o bataklıkta kalsaydım belki çıkmayabilirdim. Şebeke de hiç çekmiyordu. Videoya beğeni atıyorsanız, atmıyorsanız yine de teşekkür ederim. Ama abone olmayı unutma. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Takipte kalın.